çok az vaktim var. Olabilecek en işe yarar şekilde bu vlog'a girmem gerekiyor. Ha, vlog. Çünkü SD kartımı unutarak çıkmışım. Burakcan'ın babasından 1 GB'lık bir micro SD kart bulabildim ve kaç dakikam olduğunu bilmiyorum. Aha, şarjım da bitiyor. Allah'ım. Neyse, bir tane daha. Allah'ım yarabbim. Bir tane daha şeyim var. Bataryam var. Problem değil. Vlog için gerekli olan en önemli iki şey yok. Şarj. Şarj var. Hafıza mı? Batarya var. Hafıza yok. Kerya köye gidiyoruz. Evet, bu ne? Başka için bir uyarı verdi şu an. Abuk subuk. Bitti mi lan? Bitti. Şarj yok. Ne bitti? Bu ne bu? Neyse. Zekeriya köye gidiyoruz arkadaşımıza. İstanbul'daki nüfusun %30'unun falan hayatımızdan çıkıp gittiği bir gündeyiz. Evet, ani bir kararla SD kart almaya karar verdim. Çünkü bu vlog devam edemeyeceğim başka türlü. Yeni SD kartımla artık zamana karşı yarışmadan bu videoyu çekebilirim. Ne diyorduk en son? Ben 6 yıldır falan zaten freelancer olduğum için hiçbir şekilde resmi tatillerde tatil yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü çok dolu oluyor. Neden İyiymiş yapayım? Ya. İş yapıyor bayağı. Bu arada Burakcan'a da şöyle taksici itemi aldım. Gördüğünüz gibi telefon tutacağı. Çünkü her seferinde şu ekranın önüne koyuyoruz ve yazın o kadar sıcak oluyor ki hoş olmuyor. Ani bir fren alıyor. Daha sonra ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ani bir fren, hızlı bir kaza, pamuğu tıkıyor, hop! Neredeyim ben ya? Bir şey oluyor. 69 TL. Bence iyi fiyat. Bence de okey bu arada. Okay. Sonuçta çok bozulmayacak bir şey yani, uzun süre kullanabileceğim bir şey. O ekranı önüne koyuyoruz, telefon patlayacak gibi oluyor. Çok kullanışlı olmuyor, o yüzden böyle bir şey almak mantıklı geldi. Gitmişken alayım. Canım komplet şunu. Kabına koyayım hemen. Berkay'a gidiyoruz dediğim gibi arkadaşımıza. Mert de orada olacak. Arkada da tabii ki küçük marlişkomuz mevcut. Cama da bir silseydik be. Yok oldu. Öncelikle Berkay. Evet. Bizi evine davet eden o yüce gönüllü insan. Ve Mert. Basketbolun altında mıydı? Mert'i de tanıştırmak isterim. Uzak ama burası yani. Abi burası çok uzak. Ben burası bir noktada dedim ki İstanbul dışına mı çıktık yanlışlıkla acaba? O kadar uzak orman, geldi. Orman geldik, bir de yok oldu. Böyle bir şey değil bu. 3 yaşında babana kamerasını sallamıyorsun. Alın, aldırın, giyin, giydirin. Evet, arkadaşımızın markası sonra bu çıkalım arada. Aa, ben de üstünü göstereyim. Gel, gel. Gerçi arkası daha önemli gibi, evet ya. Biri de artık beni çeksin ya. O be. O kişi benim ya. Ha, bir saniye, ben sadece tişörtün arkasını evet, çekmek için almıştım bunu, inanamıyorum. Abi hiç kimseye iyilik yapmayacaksın. Bak bak bak. Mert'e aşık. Hep böyleler abi. Böyle bir şeyi anlıyorum ben yani. Bu saat yapamazsın. Tabii evet. 6-7 saat en az. Çok böyle insancıl bir saatte trafikten şikayet etmeden buraya kadar geldiniz. Tabii canım, ben 6'da çıktık işte biz benden. Düşün. Bodur bir köpek. İnsanlar daha uzun zannediyor ama aslında küçük. Ön bacakları kısa olduğu için hafif tombiş. Yürüyen jambon demişti ya bir tane emlakçı. Evet, gel. Ne yaptık bugün? Burger yaptık. Onu çekemedik. Evet, burgeri çekemedik. Onun çünkü telaşına düştük. Yani. Gerçekten çok açtık. Veci markasının şeyinden yaptık. Burger köftesi. 4 tane çıkıyor içinden böyle böyle. Bu bayağı lezzetliydi bence. Güzeldi, güzeldi kesinlikle. Gel. Aferin benim kızıma. Şimdi popoya bak. Gel. Günaydın. Günaydın. Evet. Kaş. Yani büyük ihtimalle güneş çıkar. Günaydın. Yani o kadar garantici biriyim ki Allah'tan diş fırçamı unutmuştum ve çantamın ön gözünden çıktı. O çantada zaten her şey var sanırım. Kötü saç günü mü? Everyday all day. Gerçekten. Burakcan ve kötü not saç always günü. Everyday all day, every morning. Ne diyorsun ya?
Yine işedi. Sen de çimeni bol bulunca işemeye karar verdin. Aha geldi. Aha. Aha. Biraz özel görüntüler. Çok güzel sıçtı lan. Temiz sıçtı. Al. Ver. Hayır. Hayır. Al. Ver şunu. Topla. Evet, köpek sahibi olmak böyle bir şey. Hangisini alacağını şaşırdım. Hadi git. Evet. Koş. Koş. Koş koş koş. Bak 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 bak. Değiştirdi. Değiştirmedi. Aslında var. Ağzını çiz. Yapay çim. Bak bak popoya bak popoya bak. Yoruldu. Yoruldu yoruldu. Koş. Koş. Baksana bacağı kısırıyor. Uzaklaşmıyor. Kapıya yakın, kapıya yakın oynuyor. Şey abi, oyunun sonunda pili. Ben de bittim bu arada. Ben kayıt tuşuna basmayı unutmasaydım daha güzel şeyler yaşanabilirdi değil mi? Ne düşünüyorsun ben kayıt tuşuna basmayı unutma hakkında? Bir şey demiyorum. Alışkın değilsin. Normal. Vay canım. Bundan sonra daha dikkat edeceğim. Ay. Marlo kıç ne? Bu vlogda Marlo'yu ilk defa görecek olan bir sürü insan var ve hikayesini soracaklardır. Ya da bunu soru cevap videosunda mı? Marlo'nun hikayesi. Cevaplamak istersin. Adını Feriha koydum. Marlo'nun yolu. Marlo 2019 yılında bir barınaktan Burak Canuygur tarafından sahiplenilmiştir. Burak Can Uygur direkt kimdir? Direkt hastalığı tedavi Burak Can Uygur ork. Kimdir? Bundan da bahsedecek. Evet. Aşıları tamdır. Tabii. Ve sağlıklı bir hayvan değildir. Marlo'nun hikayesini soru cevap Marlo videosunda işte, anlatır. Bunu dövüştürmeye çalışmışlar pitbull olduğu için. Dövüşmemiş. Tercih etmemiş. Şiddete karşı hayvan. Şiddete karşı asla. Şiddet yanlısı değil. O yüzden onlar da doğurtmuşlar. Yavruda ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Sonra ben barınaktan aldım. Barınağa gitmiş. Bir ara bir aileye gitmiş. Ailede bir hafta falan kaldıktan sonra ailenin her köpek istemeyen, insanın gösterdiği bahane olan tüy alerjim varmış bahanesiyle, geri gelmesiyle. Tüy alerjim var. Sahiplenmemle devam eden bir süreci var. Evet. Burada gördüğünüz köpek. Kendisi 3 yaşında. Tam bakımlı, değişiyor. Buraya park etmişler, çok iyi. Şöyle bir teoride mantıksız değil. Kesinlikle mantıksız çünkü yani. İki ayağın var ve ani bir durumda tamam, kafa karıştırma ihtimali var. Araba şöyle öğrenilen bir şey değil. Yani. Arabaya binip kendini keşfetmiyorsun sanki arabayı. Sesini bastırmazsanız beyefendi. Tarafsız bölge. İki ayağını da efektif bir şekilde kullanabiliyorsan aynı i̇şte, derecede evet. Problem yok yani. Çünkü ben iki beyin lobumu da aynı şekilde idare ettirebiliyorum. Onu geçtim. Aynı anda. Bu benim için hiçbir sorun yaratmıyor. Bunun tek sıkıntısı şey oluyor. Sonuçta sürekli gaza basarken sol ayağını şöyle tutmak zorundasın. Evet. Bir tek o yoruyor. Kozlu bunlar ya. Alınır mı? Kutundan mı seçiyorsun? Reç yazıyor burada. Reç, reç. Reç mi yazıyor? Reç yazıyor burada. Reç doğru mu reç? Reç doğru. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben bakıyorum. Önce reç şey mi? Search and destroy mu? Evet. Yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Her şeyin sağdan batırıyoruz. Can alıcı olduğu noktaya geldik artık. Evet. Abur cubur köşesinde bugün. Abur cubur. Ağır yaşamlar. Şu eti canga bağımlılığı nedir? Yani biralar alınıyor. Gereksiz fazla şey mi aldık sizce? Bence abartı aldım. Abartı aldım. Bir gün için yapılan alışveriş yok. Ne poşet daha var. Sinirim bozuldu. Ve kader anı. Şuna bakar mısınız? Japonya'da öğrendiğimiz yumurta dizme tekniği. Eyvallah olsun ya. Şansa yaptın. Şans kapıyı kırınca birincisi 30 yumurtayı kırmadan koydu. Sana helal olsun. Selam minik bir güncelleme geçmek durumunda kaldım çünkü. Kulağım ağrımaya başladı garip bir şekilde ve böyle eskiden orta kulak iltihabı oluyordum ben. Ona benzer bir ağrı oluşmaya başladı. Şimdi minoset alıp bu minik güncellemeyi geçmek istedim. Marla alıştın ha böyle tasmasız takılmaya iki günde. Şu asalete bak. Ravioli yapacağız eve gidince. Nasıl olacak çok merak ediyorum. İlk defa hamur açıp şey yapacağız. Ben Trendyol'dan böyle üçlü bir ravioli şey almıştım. Kapanma aparatı. Onun gazına geldik. Ispanaklı, parmesanlı, patatesli, mozzarella'lı falan böyle karışık iki farklı çeşit
Koş. Ravioli yapacağız. Ay, o kadar çok şey yedim ki midem çok ağrıyor. Yoruldum. I am here baby. Hoş geldin. Bir tane ben kırayım mı? Kır. Ama bu... Zaten cortlayacak yani. Aynen. Böyle hamurumsu olunca eline geçiyor. Güzel kırdın. Evet. Hiç gelmese miydin acaba? Dur kıralım. Tazı sıçtın ortam. Alıyorum. Tamam daha iyi. Evet, bir miktar tarifle oynadıktan sonra saça başa bak. Bak hamur. Isır. Aa, ısırıyordu. Berkay ustam patates kesiyor. Benden önce yapılan işe bakabilir miyiz? Bu ne? Ben yaptım onu bu arada. Zeynep'ciğim yemek ciddiyet ister. Çekim yapmadığım süre boyunca patatesli bir harç. Şu an Berkay'ın yoğurdu mozzarella ile birlikte, bir de burada ıspanaklı labneli mozzarella'lı bir karışım yaptım. Şunu da kavurup patatesin içine ekleyeceğim. Becan da bu sırada ilk raviyollerimizi yaptı. En azından yuvarlağını. Ha, onda da aynen. İçine malzeme koysun pıt. Ooo yes. Çok keyifli. Tamam, çok iyiymiş. Aynen şunları koy. Abi çok güzel oldu. Bize bu hamuru CZN Burak yüz ifadesiyle açabilir misin? Çözdük ha bu işi. Bakın burada 3 tane adam hamur açıyor, harç yapıyor ve daha bir sürü şey. Bir yandan da istiridye mantarı. Dünyanın en iyi tarifi olan kızarmış istiridye mantarını yapacağız. Of, o çok iyi. Tavuğu aramazsın. O kadar güzel bir kızartma. Tam böyle bir ayanı. Bu arada yaptıklarımızı da şöyle göstereyim. Bazıları çok abuk subuk oldu ama hamuru çok net tutturamadık sanırım. Bazıları açılmaya başladı. Of, o kadar uzun sürdü ki hiçbir şey çekemedim. Ama böyle gözüküyor. Bence gayet güzel. Yorulduk ya. Geberdik. Ha? Evet. Hu. Topluca. Göründüklerinden çok daha lezzetliler bence. Evet, bence. Gerçekten mi? Pişireceğim, çok iyi. Bir şu an şey dedim. Biri hamuru kapatmış. Köşesi tam kapanmamış. Sonra böyle bulmuş. Sonra böyle hamur olmuş. Öyleydim. Herkes her şeyi hatırlıyor ve biliyor. O çok iyi. Biri top yaptı falan bir tanesine. Ben top. Ya topu duruyor galiba. Netlemek için burnunu kullanan ilk influencer diyebilirim. Evet. Kimse görmedi ama az önce burnumla ekrana dokundum netlesin diye. Ben bayağı alışkınım. Masamız sıfır özen. Bugün restoran oldu burası ya. Atın bakalım ağzınıza birer tane. Valla. Güzel güzel. Güzel abi. Elinize sağlık arkadaşlar. Yardım edemedim ama tükendim ya. Afiyet olsun. Marley'e bak Allah aşkına ya. Evet, Mert'i uğurladık. Evet, artık bugüne tişörtüm kalmadığı için Burakcan Uygur tişörtüyle hayatıma devam ediyorum. Marley kuşum. Oh, kolumu vurdum. Marley kuşum. Ne yapıyorsun? Bu ne ya bu kollar? Ne bu kol? Oh, dünya güzeli, dünya güzeli bir köpek. Koş! Kiş! Yürü! Aşkım ne oldu, tükendin? Evet, geberdiği için salabileceğimi düşündüm. Gördüğünüz gibi yampiri yampiri gidiyor. Top patlattı galiba ya, o top patlak midemi değil. Gel Marla! Gel buraya. Şey çok güzel ya. Gerçekten köpekle geçirilen vakit inanılmaz keyifli. Bir de böyle anlıyorsa sizi, siz de onu anlıyorsanız, aranızda bir iletişim kurulduysa falan. Ben şimdi yeni yeni köpek sahibi olduğum için böyle şeyler bana daha yeni ve heyecan verici geliyor. O yüzden çok keyifli. Bazen iletişim kurduğunuzu sanıyorsunuz, hiç aslında kuramamışsınız falan. Böyle çok yeni şeyler öğreniyorsunuz. O çok keyifli, güzel bir şey. Gel. Evet. Becan ustayla. Becan ustayla yumurta yapacağız. Ustam nerelisin? Vallahi ben de bilmiyorum, karışık. Selanik göçmeni mi? Değil. Malzemeler 6 adet çırpılmış yumurta.
biraz tereyağı. Ay, rende mozzarella ve biraz da sevgi parmesanmış. Burası çok pis ya. Herkes yapmış ya. Felaketti bu tencere. Sana helal olsun. Ben makineye at dedim. Adam feyri reklamı gibi temizlemiş. Dünden beri patates duruyor içinde. Makineye güvenmiyor. Güven problemi biraz var diyebilir miyiz? Pilavda bir şey yok. Siz gerizekalısınız. Ocağın derecesi. Kısıkta olmalı. Bu 7'ye gelmiş. Bunu sen yaptın muhtemelen. Nasıl geldi anlamadık. O yüzden biraz yandı. O çok fazla olması gerekiyordu. Aynen. Kısık ila orta arasında bir derecede. Hayır, kısık. Kısık, pardon hocam. 15 dakika diyebilir miyiz? Umarım sürmez o kadar ama diyebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi tahta bir spatula ile. Bu da önemli bir detay. Değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Çünkü tava çizmemiz gerekiyor. Aynı zamanda silikon da iş görüyor. Onu da söyleyeyim. Ya, silikon böyle bir geliyor geliyor bir patlıyor öyle mancınık gibi. Evet. Her taraf yumurta oluyor. O yüzden onu tercih etmiyorum. Doğru. Ve ocağı tabii ki ortalamak gerekiyor. Biraz kaynamışım. Temizlemek gerekiyor. Bir ara. Evet, bunu çek. Bu kıvam doğru kıvam dedi. Bu kıvam doğrudur. Bunu tabii yani bunu sulu gelecek insanlar olabilir ama ben en çok bu şekilde seviyorum. 2018 Sebastian Vettel Ferrari'ye burada zaferi getirmişti. Yani ne düşünüyorsun? Hamilton, Verstappen. Verstappen'in yalan olmasını üzüldüm tabii ki. Çünkü hemşerin. Berkancığım. Evinin kapılarını bize açtığın için teşekkür ederiz. Vallahi. Hadi bay bay. İki gündür yıkanmadığım artık belli oluyor. Oha o ne? Baksana kameradan nasıl gözüküyor. Abi günlerce video çekip asla bir final, bir kapanış çekmemişim. Bu şekilde bu video bitiyor. Bu videoyu beğendiyseniz gerçekten aşağıya yazmanız benim için çok önemli. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Bu kadar vlogumsu bir vlog yapıyorum aslında. O yüzden bu tarz içerikler eğer hoşunuza gidiyorsa benim kanalımda yazarsanız süper olur. Sizlere öpüyorum. Alnım yağlanmış. Bye bye.